Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam geçen programımızda hatırlıyorsanız ya kireçlenme konusundan bahsetmiştik ama tedavisinden böyle çok kısa bahsetmiştik. Evet. Biraz ona girsek de arkasında osteoporozu konuşsak olur mu acaba? Tamam, tabii ki konuşalım. Kireçlenme genelde tüm eklemlerde görülebilmekle beraber diz, kalça ve el bileğinde tabii daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Tedavisinde de örneğin diz eklemi için konuşacak olursak üst bacak kaslarını, yani diz eklemini koruyan kasları özel kas cihazlarıyla güçlendirip eklem içerisindeki ödemi giderici yüksek frekanslı akımlar uygulayıp analjezik akımlar uygulayıp eğer kısıtlılık varsa da spesifik egzersizler yapıp tedavi programını bu şekilde planlamalıyız. Sonrasında da artık kıkırdağın ve diz eklemi içerisindeki bağların, menisküslerinin durumuna göre PRP eklem enjeksiyonları ya da hyaluronik asit eklem enjeksiyonlarını da yapabiliriz. Hocam kaplıca peki? Kaplıca çok faydalı kireçlenmede. Özellikle kükürtlü sular. Evet. Ülkemiz kaplıca açısından da çok zengin. Ben çok öneriyorum kireçlenmesi olan kişilere, kaplıcalara. Hocam, gerçekten iyi ki söylediniz bunları. Çok evet. Harika oldu. En evet. Azından o konuyu da kapatmış olduk. Hocam osteoporoz yani kemik erimesinden bahsedebilir miyiz bugün? Tabii. Kemik erimesi iki tip olarak genelde karşımıza çıkıyor. Birincisi senil osteoporoz dediğimiz yaşlılık osteoporozu. Bu hem kadınlarda hem de erkeklerde ortaya çıkıyor. Aslında erkeklerde genelde işte 70-75 yaşlara kadar çok fazla kemik erimesi olmuyor. Kadınlarda tabii özellikle işte premenopozal dönemde itibaren başlayan ve postmenopozal osteoporoz dediğimiz yani menopoz sonrası osteoporoz çok yaygın olarak karşımıza çıkmakta. Yani aslında kadınların en önemli problemlerinden bir tanesi aslında kemik erimesi. Hocam kemik erimesi tanısı için hangi testlerin yapılması gerekiyor? Şimdi ben kadınlara söylüyorum aslında her kadın kemik erimesi olabileceğini düşünmeli kendinde. Genelde bazı kadınlar işte sanki bizde olmaz bu gibi düşünce içerisine giriyorlar. Halbuki her hanımda olabilecek olan, her kadının karşılaşabilecek. Tabii aralığı şey. Var mı? Yani aslında premenopozal dönemden itibaren başlıyor. Yani adetlerinizin düzensizleşmeye evet. Başladığı andan itibaren siz kemiklerinizi düşünmelisiniz. Özellikle işte bu menopoza girene kadar olan ilk bu 5 yıl içinde bayağı bir %5 kayıp falan ortaya çıkıyor. Çok ciddi miktarda kayıp var. Onun için o zamanlardan itibaren işte öncelikle bir kadın doğumcu ve fizik tedavi uzmanına gitmelisiniz. Böyle bir ekip değerlendirmeli. Çünkü biz fizik tedavi uzmanları kemik açısından değerlendiriyoruz. Evet. Kadın doğumcular da hormonlar açısından değerlendiriyorlar. Mamografi istiyorlar. Biz kemik yoğunluğunu istiyoruz. Eğer östrojen hormonu kullanacaksa işin o kısmını kadın doğumcuların vermesi daha uygun ve takibi. Eğer östrojen hormonu kullanmayacaksa da o zaman hem tedavisini hem de yani hem ilaç tedavisini hem de fizik tedavisini biz planlıyoruz hastaların. Çünkü ilaç tedavisi de çok çok önemli osteoporozda. O tedaviyi çok iyi planlamak lazım. Kemik tansiyometresi çekiliyor ve kemik tansiyometresinin sonuçlarına göre de bir tedavi planlamak lazım. Eğer yıkım başlamış ise örneğin daha değişik bir yöntem. Yıkım yoksa da başka bir tedavi programı uygulamak lazım. Aslında kemik yapım ve yıkımı bir döngü yani vücudumuzda devam eden bir döngü. Yapım azaldığı zaman bu menopoz sonrasında yıkım arttığında zaman işte o zaman kemik erimesi ortaya çıkıyor. Şimdi bazen hanımlar bana diyor ki ben bahsediyorum başka bir konudan bile gelseler bana ben muhakkak bu kemik erimesi konusuna giriyorum hastalarda. Hani gözlerinden kaçmasın, akıllarından kaçmasın diye. Soruyorum diyorum işte bak hani baktırdınız mı işte diyor bazı hanımlar diyor ki işte ben zaten yeterince kalsiyum alıyorum diyor. Ben peynirimi yiyorum, sütümü içiyorum, meyvamı yiyorum, salatamı yiyorum. Hani ben yapıyorum zaten bunu. Hani ne gerek var diyor. Tabii yalnız şöyle bir konu var. Şimdi normalde zaten bir kere 1500 mg kalsiyum almak gerekiyor bu dönemde. Yani daha bir fazla almak gerekiyor. Siz şimdi mesela bir kase yoğurt, bir bardak yoğurt
200 miligram gibi. Bir bardak süt 100-200 gene 400 evet. içtiniz diyelim. Peynir yediniz. Bir meyve yediniz ve de sebze yediniz. Bunları yeseniz dahi 1200 oluyor. Daha da zorladınız, daha da çok yediniz. 1500'ü aldınız. Tabii şurada şöyle bir problem var. Vücut ne kadar yerleştirecek? Efendim? Vücut ne kadar aldı? Tabii bu 1500'ü siz alıyorsunuz ağızdan ama vücut bunu ne kadarını tutuyor. Evet. Yıkım olduğu zaman maalesef bağırsaklardan ve böbreklerden atıyor. O zaman da ne oluyor tabii? Böbrek taşı ortaya çıkıyor. Hmm. Yani siz eğer menopoza girmişseniz yıkımınız fazlaysa ve bir de kemik kalsiyumdan da zengin beslenirseniz o zaman ne olacaktır? Bağırsak ve böbreklerinizde problem ortaya çıkacaktır. Onun için beslenmek de çok önemli ve sistemik tedaviyi uygulamak da çok önemli. Aslında çok basit osteoporozun ilaç tedavisi kısmı. Ama bunu işte sistemik olarak başlayıp kullanmak gerekiyor. Kalsiyumla beraber D vitamini, magnezyum, K2'ler ve kemik tutucu işte bir fosfonat grupları gibi ilaçları almak gerekiyor beraberinde. Bunların tablet formları var, enjeksiyon formları var. Hangisini isterseniz yılda bir, 6 ayda bir ya da ayda bir tablet şeklinde. Artık kişinin isteğine göre bunlar bu şekilde kullanılır. Ama tabii osteoporozda en önemli konu, her zaman söylüyorum, sadece ilaç da kullanmak değil. İki tane kas grubu var ki çok çok önemli. Çünkü trabeküler kemiklerde kemik erimesi daha yoğun olarak çıkıyor. Bunların üstündeki kaslar güçlü olmalı. Yani bacak kasları. Çünkü bacak kasları femuru, kalçayı koruyan kas grubu. Bacak kası güçlü olacak ki kalçada kırık oluşmayacak. Sırt kası güçlü olacak ki sırt omurlarında kemik erimesi yoğun olmayacak. Dolayısıyla bu iki grubu sistemik olarak bu iki kas grubunu güçlendirmek gerekiyor. Maalesef ki kadınların bu iki kas grubunu öyle kendi kendilerine güçlendirmesi çok zor. İşte ben yürüyorum da kasım güçleniyor diye bir durum yok. Siz eğer bacak kasınız güçlüyse, yürüyüş de yapıyorsanız çok güzel. O güç korunuyor. Ama siz bacak kaslarınız çok zayıfsa ve de buna rağmen yürüyüş yaparsanız ne olur sonunda? Diz eklemi bozulur, kalça eklemi bozulur. Öncelikle de diz eklemi bozulur. Onun için de işte spesifik biz fizik tedavide uyguladığımız programlarla hem bacak kaslarını hem sırt kaslarını özel kas cihazlarıyla güçlendiriyoruz ki kemik erimesini engelleyelim diye. Hocam peki evet. Fizik tedavisini de anlatmış olduk aslında sistemik tedaviyle evet. beraber. Evet. Osteoporoz olan kişiler hangi sporları yapmalıdır? Pilates bunlar için uygun mu? Şimdi osteoporozu olan kişilerin muhakkak düzenli spor yapmaları gerekiyor tabii. Düzenli yürüyüşler çok önemli. Ben her zaman işte haftada 3 gün düzenli yürüyüşleri öneriyorum. Tabii dışarıda yürüyüş yaparken dış ortam önemli. Hava temiz olmalı. 0 derece ile 27 derece arasında olmalı. Diğer dereceler genel sağlık açınızda negatif oranda etkiler. Eğer dışarıda yürüyemiyorsanız da evde yürüyüş bantlarında yürüyebilirsiniz. Yürüyüş bandında yürümenin bazı şeyleri var, dikkat edilecek noktaları var. Şu kas gelip ön bacak quadriceps kası dizin altına yapışır ve biraz vibrasyon var şeyde yürüyüş bandında. İşte bu yapıştığı yeri özel bir bantla korursanız o zaman istediğiniz kadar yürüyüş bandında yürüyebilirsiniz. Yani ben netice itibariyle haftada 3 gün hatta hı hı. her gün olsa daha güzel bir 40-45 dakika düzenli yürüyüşü öneriyorum. Yüzme çok faydalı. Bir de spor olarak medikal pilatesi öneriyorum. Şimdi normal pilates demiyorum çünkü normal pilateste bir takım problemler ortaya çıkabilir kemik erimeli hastalarda. Biz kişiye özel postür analizi yapıp hangi kaslar zayıfsa onu saptıyoruz. Ona yönelik de kişiye özel birebir bir 40-45 dakikalık pilates, medikal pilates programı uyguluyoruz. Bu da genel sağlığı açısından çok faydalı. Özellikle postür açısından, dik durma açısından çok çok önemli. Kaslar güçlü olduğu zaman zaten beslenmesi de iyiyse o zaman zaten kemik erimesinin büyük ölçüde önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü kemikler eridikten sonra aslında geriye dönüşü yok. Bir miktar mineralizasyonu arttırıyoruz biz. Onun için hemen müracaat etmek lazım. Yani adetler düzensizleşmeye başladığı noktada muhakkak
sistemik tedavi için müracaat etmek gerekiyor fizik tedavi uzmanlarına. Ama siz gençseniz, postürünüz bozuksa o zaman beklemeyin menopoza girmeyi. 30'u yaşlardan itibaren de bu sefer postürünüzü düzeltici, sırt kaslarınızı güçlendirici spesifik programlar planlayın ve onları uygulayın. Çok önemli çünkü hani bunun geriye dönüşü olmayan şeyler, kemik yapısı ve eklem sağlığı hep söylüyorum. Elimizde olan şeyler, hani hanımlar hakikaten dikkat ediyorlar işte saçlarına, makyajlarına, yüzlerine. Ama aynı şekilde vücut sağlığına, kas eklem sağlığına da aynı şekilde dikkat etmek gerekiyor. Siz ayda bir saçınızı kestiriyorsanız, haftada bir gün kuaföre gidiyorsanız, o zaman düzenli olarak da her sene bir 20 seans fizik tedaviye gideceksiniz. Yani tedavi olmak için değil, anti-aging programı için. Kesinlikle katılıyorum hocam. Yani yüz ne kadar önemliyse, saç ne kadar önemliyse vücut bir o kadar daha önemli. Çok önemli. Her açıdan insan düşünsenize şimdi mesela bazen komik oluyor. İşte bacaklar eğrilmiş, kamburlaşılmış ama gergin bir yüz. Mesela hani evet gergin yüzde olması çok güzel. Ama kamburlaşmamak lazım, bacakların eğilmemesi lazım. Bunlar da bizim elimizde gerçekten. Boyunda kısalmaması gerekiyor. Boyunda kısalmaması lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici'ydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.